Eğitimhanem TV kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Öncelikle videomun sonuna kadar atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zil sesinizi sonuna kadar açmayı ve değerli arkadaşlar videolarıma like atmayı unutmayınız. Bu ders videomda soru bankası yapacağım. Finale yönelik olacak. Dersimizin adı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Beslenmesi Final Soru Bankası yapacağım değerli arkadaşlar. O zaman hiç zaman kaybetmeden hemen sorularımıza geçelim. Aşağıdakilerin hangisinde doymuş yağ oranı yüksektir? Hayvansal yağ. İkinci sorumuzda aşağıdaki besin öğelerinden hangisi kız ödelesan, erkek ödelesanlara göre ihtiyacı fazladır? Demir. Üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi fermente bir süt ürünü değildir? Tempe. Dördüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi yeterli ve dengeli bir kahvaltı için önerilen besinlerden değildir? Hazır meyve suyu. Beşinci sorumuzda et, yumurta, kuru baklagil, yağlı tohumlar hangi besin öğesi içermez? Doğru cevaba baktığımızda kalsiyum. Altıncı sorumuzda ise değerli arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi besin muhafaza yöntemlerinin amaçları arasında yer almaz? Ürünün sağlığı koruyucu nitelikte olmasını sağlamak. Yani ürünün sağlığı koruyucu nitelikte olmasını sağlamak. Yedinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi ödelesanların sağlıklı besin seçimleri yapılması için en iyi yöntemdir? Doğru cevabımız daha iyi görünmek, spor performansı için sağlıklı beslenmenin faydalarını anlatmak. 8. sorumuzda gebelik döneminde hangi besin öğesini eksik alınması nöron tüp defektinin oluşmasına sebep olur? Doğru cevap folik asit. 9. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi polar yüksüz R grubu taşıyan amino asitler arasında yer almaz? Doğru cevap glisin. 10. sorumuzda ise obezite önleme ve tedavi protokolüne göre aşağıdaki verilen basamaklardan hangisinin hedefi toplumdur? Doğru cevaba baktığımızda birinci basamak. 11. sorumuzda ise çocuklar için yaşa göre yetersiz beslenme göstergesi olan persentil hangisidir? Doğru cevap persentil 3. persentil 6'dır. Doğru cevap unutmayalım. 12. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi çocuklarda yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı oluşan sağlık sorunlarından değildir? Doğru cevaba baktığımızda diyabet. 13. sorumuzda aşağıdakilerden hangisinin üretimi ailesel hiperkolesterolemide görülemez, önerilmez doymuş yağlar? 14. soruda ise aşağıdakilerden hangisi besin muhafaza yöntemlerinden değildir? Doğru cevaba baktığımızda dezenfaktan ile muhafaza, yani muhafaza yöntemlerinden değildir. Kurutma, ışınlayarak, ısıl işlemlerle, dondurarak muhafaza var ama dezenfektan ile değildir. Çok basit sorular zaten. Yemek zamanlarının eğlenceli ve rahat olmasını sağlamak için hangisi yapılmaz? Doğru cevaba baktığımızda reddedilen yiyecek tekrar sunulmamalıdır. 16. sorumuzda ise ülkemizde guatr oluşumunu önlemek için hangi halk sağlığı uygulaması yapılmaktadır? Tuza iyot eklenmesi. Demir eksikliği anemisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yeni doğan bebeklerde 1 yaşına kadar yeterli demir deposu bulunmaktadır. Yetersiz görülmez. 18. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi güvenli bir besinin özellikleri arasında yer almaz? Doğru cevaba baktığımızda hastalıklardan koruyucu özellikleri vardır. 19. sorumuzda ise okul öncesi dönem çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmesi için önerilen süt ve süt ürünleri miktarı kaç porsiyondur? 3 ve 4 porsiyondur. Unutmayalım. 20. sorumuzda ise yukarıda okul öncesi dönem çocuklarının beslenmesinde ailelere yönelik verilen önerilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1 ve 3. şıkkımız çocukların tüm öğelerin
öğünlerini, ana öğünler ve ara öğünler düzenli olmalı ve saatleri mümkün olduğunca değiştirilmemelidir. Çocuğun tabağında yiyebileceği miktarda yemeğin olmasına ve yemekten önce çocuklara iştahlarını kapatacak yiyecekler verilmesine dikkat edilmelidir. Yani A şıkkı doğru cevabımız. 20. soruda yukarıda verilen yiyeceklerden hangisi ya da hangileri çocukluk döneminde obezite riskini önemli düzeyde arttırmaktadır? Doğru cevabımızda hepsi şekerli yiyecekler, yağ ve şeker oranı yüksek atıştırmalıklar. Üçüncü de fast ve food tüketimi, biliyorsunuz hamburger tarzı şeyler, hepsi de kilo artışını ve obezite riskini artırıyor. 22. sorumuzda ise tamamlayıcı ek besinlerle birlikte anne sütünün çocuk kaç yaşına kadar verilmesi önerilmektedir? Doğru cevap 2 yaşa kadar çocuğun emzirilmesi sağlıklı olunuyor diyor. Bunu da unutmayalım. Evet, 23. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi sebze ve meyveleri muhafaza yöntemlerinden biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda nitrit ve nitratla muhafaza. 24. sorumuzda çocuklara ara öğünlerde aşağıdakilerden hangisi verilmemelidir? Doğru cevaba baktığımızda ekmek arası köfte. Zaten ara öğünlerde biliyorsunuz kuru meyveler, yoğurt, ekmek arası peynir, sütlü tatlılar. Şimdi ara öğün yiyebilecekler ama burada diyor ki ekmek arası köfte ara öğünde biraz fazla geldiği için onu söylemiş. 25. sorumuzda D vitamini ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevaba baktığımızda ihtiyacımızın çoğunu sebze, meyve gibi besinlerle karşılarız. 26. sorumuzda ise yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri beslenme tedavisinin hedefleri arasında yer almalıdır? Doğru cevabımıza baktığımızda 2 ve 3. şık diyor bize. Ağırlığının korunması ile beden kitle endeksi azalması ve boy uzaması. 27. sorumuzda değerli arkadaşlar, buğday ve çavdar ununu su katıldığında proteinlerden glutenin ve promalinin birleşmesi sonucu oluşan birleşiğe ne ad verilir? Buna da biliyorsunuz ki gluten, hani böyle bazı ürünler aldığımızda gluten var mı yok mu? Ama buğday ve çavdar ununu su katıldığında gluten meydana geliyor. Okul çağı çocuklarının beslenmesi aşağıdakilerden hangisine göre düzenlenmez? Doğru cevabımız çocuğun boy uzunluğu, çocuğun vücut ağırlığı, cinsiyeti, fiziksel aktivitesi, yaşı var ama çocuğun boy uzunluğu yoktur. Bebek beslenmesinde sadece anne sütü verme süresi kaç yıldır? Doğru cevaba baktığımızda 6 ay. Aşağıdakilerden hangisi çölyak hastalarının tüketebileceği besinler arasında yer almaz? Doğru cevaba baktığımızda dondurma külahı. 31. soruda aşağıdakilerden hangisi ödülesanlar için uygun bir atıştırmalık değildir? Badem değildir. Ödülesan ve atıştırmalık badem değildir. Bunu bu şekilde kodlayabilirsiniz. 0-1 yaş dönemindeki bebeklere aşağıdaki besinlerden hangisinin verilmesi uygundur? Yoğurt uygundur. Çünkü daha sıvı olduğu için, sağlıklı olduğu için 0-1 yaşındaki çocuklara verilebilir. Süt ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Süt kaynağının 3'te 2'si doymamış ve 3'te 1'i doymuş yağ asitlerinden oluşur. Doğru cevabımız. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Doğru cevaba baktığımızda alkol fermantasyonu tempe. Tempehi zaten çözmüştük, unutmayalım değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi standart dışı amino asitlerdendir? Doğru cevaba baktığımızda 4 eksi hidrosiprolin doğru cevabımız. 36. sorumuzda yukarıdakilerden hangilerine göre düzenlenmektedir? Yani okul çağı çocuklarının beslenmesi yukarıdakilerden hangilerine göre düzenlenmelidir? Doğru cevabımıza baktığımızda
Hepsi zaten burada belli. Çocuğun cinsiyetine, çocuğun yaşına, çocuğun vücut ağırlığına, çocuğun fiziksel aktivitesine göre çocukların beslenmesi bu şekilde düzenleniyor. Doğru cevabımız hepsidir. 37. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi besin alerjisi tedavi ilkeleri arasında yer almaz? Doğru cevaba baktığımızda inek sütü alerjisinde standart formüle verilebilir. 38. sorumuzda ise satın alınırken sıcaklıkları kontrol edilmelidir. Kesinlikle su altında çözdürülmemelidir. Kademeli bir çözdürme işlemi yapılmalıdır. Yukarıda hangi yiyeceklere dikkat edilmesi gereken özellikle verilmiştir? Dondurulmuş gıdalar. Zaten biliyorsunuz dondurulmuş gıdalarda hani çözdürme esnasında bile bir 5-6 saat önceden çözdürmemiz gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Genelde suyun altına acil işimiz olduğu zaman çözdürmeye çalışıyoruz. Bunu yapmamalıyız. Yani dondurulmuş gıdalar. Aşağıdakilerden hangisi maras muslu çocukların özelliklerinden değildir? Şiddetli ödem vardır. Evet, bir diğer sorumuzda su molekülünde bulunan oksijen atomu kaç tane hidrojen atomu ile bağ almıştır? Doğru cevabımız 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi nörolojik sorunu olan çocuklarda yaygın olarak görülen problemler arasında yer almaz? İshal. Ve bir diğer sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi galaktozemi tedavisinde uyulması gereken kurallardan biridir? Doğru cevaba baktığımızda laktoz içeren besinler yasaklanır. 43. soruda aşağıdakilerden hangisi obezitenin neden olduğu kardiyovasküler hastalıklardandır? Doğru cevaba baktığımızda dislipidemi. Ay söyleyemedim bir anda. Besin hazırlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap et, balık ve tavuk hazırlamada aynı doğrama tahtası kullanılmalıdır. Aşağıdakilerin hangisi el hijyeninin sağlanmasında uygulaması gereken kurallar arasında yer almaz? Doğru cevap eller sık sık dezenfektanlı temizlik maddeleriyle yıkanmalıdır. 8 yaşında 28 kilo ağırlığında bir 30 santim boyunluğunda olan çocuğun beden kitle endeksi kaçtır? Doğru cevap 16,6 kilogram. Metre 2 diyor burada. Aşağıdakilerden hangisi bir et ürünü değildir? Pirzola. Doğru cevap. Ödolesan beslenmesi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Doğru cevaba baktığımızda 1, 2, 3 şıkkı kahvaltı en sık astlanan öğündür. Erkek ödolesanlar daha fazla kaslı görünmek için anabolik steroid kullanımına meyillidirler. Ödolesanlarda yeme davranış bozukluklarına sık rastlanır. Dokuzuncu sorumuzda ise laktoz molekülü hangi moleküllerin glikozit bağı ile bağlanmasından oluşmuştur? Doğru cevabımız glikoz galaktoz. Ve bir diğer sorumuzda ise vitaminlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğru cevabımız birçok vitamin insan organizmasında sentezlenebilir. 51. soru. Yetişkin bir kişinin tüketmesi gereken besin grupları ve porsiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Doğru cevaba baktığımızda günde 3 veya 5 porsiyon et, yumurta ve kuru baklagil. 52. sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi B12 vitamini eksikliğine neden olmaz? Doğru cevaba baktığımızda çocuğun çok süt tüketmesi. 53. sorumuzda ise galaktozemi hastalığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevaba baktığımızda galaktozemi sonucu kanda
aşırı laktik asit birikimi ve laktik asidoz meydana gelmiştir. Evet değerli arkadaşlar, çocuk beslenmesi final soru bankası burada bitiriyorum. Bir sonraki soru bankasında görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum arkadaşlar.